Kıymetli dostlar, sevgili öğrenciler merhaba. Arapça dil sınavlarına yönelik hazırladığımız ikinci soru çözümü paketiyle karşınızdayız. Muhterem hocam Profesör Doktor Şener Şahin ve ben Deniz Muhammed Faruk Çakır tarafından hazırlanan bu video serisinin konusu Arapçadan Türkçeye tercüme soruları. Dil sınavlarındaki sorularla eşdeğer olduğunu düşündüğümüz bu özgün soruların detaylı çözümünü yaparak sizlere katkılar sağlamayı ve özellikle tercüme sorularını kolay ve seri bir şekilde çözme becerisi kazandırmayı umuyoruz. Boşluk doldurma sorularını işlediğimiz ilk paketten gayet olumlu dönüşler aldık. İnşallah ciddi bir mesai harcanarak hazırlanan bu tercüme sorularında da aynı memnuniyet devam eder. Bu seride ilk 25 soruyu ben, diğer 25'ini de Şener hocamız çözümleyecek. Şimdi artık sadede gelelim isterseniz. Hazırsak Bismillah diyerek hemen başlayalım. Değerli arkadaşlar, yapmamız gereken ilk şey cümleyi kelime kelime tercüme etmeye başlamadan önce cümlenin tamamını bir defa dikkatle, titiz bir şekilde okumak. Niçin böyle yapacağız? Çünkü cümlenin ana yapısını belirlememiz gerekiyor. Cümlenin adeta röntgenini çekmemiz gerekiyor. Eğer böyle yaparsak cümlenin öznesini, yüklemini, varsa nesnesini bulursak ve ana unsurlarla tali unsurları birbirinden ayırırsak işimiz gerçekten çok kolay olacak. Cümleyi rahat bir şekilde Türkçe'ye çevirebileceğiz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bu minval üzere başlayalım. İnne medinete merakeş. Hemen cümlenin başında inne görüyoruz. İnne arkadaşlar isim cümlesinin başına gelir. O halde bu bir isim cümlesi ve innenin ismiyle haberini tespit etmemiz gerekiyor. En temel nokta bu arkadaşlar. Şimdi bakalım Medine'te Merakeş. Medine kelimesinin bir muzafun ileyhi var. Akabinde de ismi mevsul gelmiş. Elleti. İsmi mevsul ne işe yarar? İsmi mevsul marife bir kelimeden sonra gelir. Ve ondan sonra da ismi mevsulden sonra da bir cümle gelir arkadaşlar. Ve ismi mevsul bu cümleyi alır. O marife kelimeye sıfat olarak bağlar. O halde elleti'den sonra bu ismi mevsulden sonra gelen cümle nerede başlıyor, nerede bitiyor onu çok iyi tespit etmek lazım. Bakın tuaddu muzari bir fiil, edilgen kullanılan bir fiil. Min ehemmil mudunil magribiyyeti siyahiyyeti. Şurada bakın testaktibu bir fiili var. Testaktibu fiilinin öncesiyle yani şu sıla cümlesi dediğimiz cümleyle bir alakası yok. Lafzen ya da mana itibariyle bir alakası yok. O halde bakın burada sıla cümlesi bitiyor arkadaşlar. Peki sıla cümlesi bittikten sonra ne gelmiş? Testakdibu fiili gelmiş. O halde şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Bakın Medine kelimesi müptedaydı. Ona ait muzafun leh ve bir sıfat cümlesi geldi. Sıla cümlesi geldi. Akabinde gelen muzari fiil ne olabilir? Bu innenin haberi olabilir. Başka bir şey olma şansı yok. O halde özneyi ve yüklemi tespit ettik arkadaşlar. Daha sonra bakalım ne gelmiş? Seneviyen bir zarf gelmiş. Zaman zarfı. Adeden kethiran minesuyyah. Bu da arkadaşlar testaktibu fiilinin mef'ulü oluyor. Adeden kethiran minesuyyah. Akabinde de bir zarf ifadesi var yine. Min cemi'i enhail alem. Cümlenin ana yapısını arkadaşlar tespit etmiş olduk. Öznemiz Medine kelimesi, yüklem de arkadaşlar testaktibu ile başlayan fiil cümlesi. Şimdi rahatlıkla çözeceğimizi tahmin ediyorum. Tabi yani cümlenin yapısını çözmek önemli ama kelimelerin anlamını bilmeden de çok fazla bu işimize yaramayabilir. Evet başlayalım arkadaşlar. İnne Medine'te Merakeş. Marakeş şehri. Marakeş zaten şehir olduğu için sadece Marakeş diyebiliriz. Araplar bu tip ifadeler kullanıyorlar. Medine'te Marakeş, Marakeş şehri. Sadece Marakeş'te diyebiliriz. Marakeş, şimdi sıfatı geliyor. Elleti tuaddu, kabul edilen, sayılan. Tuaddu arkadaşlar, adde fiilinin muzarisi. Adde, yauddu, saymak demek. Udde, muzarisinin edilgeni. Yuaddu, sayılmak demek. Yuaddu, tuaddu sayılır. Bunun eş anlamlısı var. Muhakkak bilmemiz gereken bir fiil. Tu'teberu. Yani tuaddu yerine tu'teberu da getirebilirdik. Yu'teberu. Onun da müennesi tu'teberu.
Evet, kabul edilen. Ne kabul edilen? Min ehem mi? Ehem kelimesi arkadaşlar bir ismi taftil. En önemli demek. Min ehem mi el mudunil magribiyeti siyahiye. Ehem mi kelimesi burada muzaf olmuş el mudun kelimesinin. En önemli şehirlerinden. Tabii şunu yeri gelmişken ifade edeyim. İsmi taftiller muzaf olduğunda biz o tamlamayı sıfat tamlaması şeklinde çevirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü şehirlerin en önemlilerinden demektense en önemli şehirlerinden demek daha mantıklı, daha Türkçe'ye daha uygun geliyor bence. Min ehemmil mudunil magribiyeti siyahiyye. Burada arkadaşlar Magrib kelimesi Fas anlamına gelir. Fas şehirlerinden, Fas'ın şehirlerinden diyeceğiz. Es-siyahiyye. Bu da ikinci bir sıfat. Turistik anlamına geliyor. Fas'ın en önemli turistik şehirlerinden, öyle diyelim. Fas'ın en önemli turistik şehirlerinden olan ya da kabul edilen Marakeş. Şimdi yüklem geliyor. Testaktibu. İstaktaba yestaktibu kutup kökünden türetilmiş. Kutup kökünden türetilmiş. Bir şeyi kendisine çekmek, cezbetmek anlamına geliyor arkadaşlar. Testaktibu çeker, cezbeder bu anlamda. Senaviyen. Senaviyen arkadaşlar kulle sene anlamına gelir. Senaviyen yıllık olarak, her yıl anlamında. Her yıl, şimdi testaktibu bu fiilinin mefulünü bekliyoruz. Adeden kefiran mine suyyah. Arkadaşlar kefir min ifadelerinde bu çok sık kullanılan bir kalıptır. Min harfi cerini Türkçe'ye aktarmayız. Kefiran mine suyyah pek çok turist deriz. Birçok turist deriz. Bir de adet kelimesi var. Adeden kefiran mine suyyah. Bu ifadeyi şöyle çevirelim. Çok sayıda turist çekmektedir ya da çeker. Böyle diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi de bir zarfımız var. Min cemii enhail alem. Bu kalıplaşmış bir ifadedir. Dünyanın dört bir tarafından, dünyanın her yanından anlamına gelir. Evet arkadaşlar, cümleyi tercüme etmiş olduk. Şimdi şıklara bakalım. Tabii yapacağımız ilk şey arkadaşlar yüklemden hareket etmek. Çünkü yüklem Türkçe'de sonda olduğu için cümlenin Arapçadaki cümlenin yüklemini tespit edersek hemen buradan elemeyi yapabiliriz. Yaptığımız ilk şey bu. İlk ipucu olarak bunu verebilirim arkadaşlar. Testaktibu ne demekti? Çekmek demekti. Çekmek de ya da cezbetmek de. Böyle bir anlam varsa arkadaşlar onu yakalayacağız. A şıkkında bakın ev sahipliği yapmaktadır diyor. Ev sahipliği yapmaktadır başka bir fiil. Bu Arapçada istedafe yestadifu fiiliyle karşılanır. Şurada hemen belirteyim. İstedafe yestadifu. Ev sahipliği yapmak anlamına gelen fiilimiz bu. Dayfun kökünden türetilmiş arkadaşlar. Silelim şimdi. O halde A şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Çünkü ev sahipliği yapmaktadır farklı bir fiil. Bakın sadece buradan pek çok eleme yapabiliyoruz. Dil sınavlarında ben de defalarca girdim. Özellikle tercüme sorularında işimizi kolaylaştıran ipuçlarından bir tanesi bu. Hemen birkaç şıkkı bu şekilde eleyebiliyoruz. B şıkkı çekmektedir. Evet, yani bu zaten anlamı demiştik. C şıkkında yine ev sahipliği yapmaktadır söylenmiş. Bunu da eliyoruz. A şıkkını eliyoruz. C şıkkını eliyoruz. D'ye bakalım. Turist çekmektedir. Evet, doğru. E şıkkı turist çekiyor. Çekmekte ya da çekiyor fark etmez. Muzarif ile bu anlamlar verilebilir. O halde bakın iki şıkkı daha baştan elemiş olduk. Şimdi cümleleri okuyalım. Cümle kısa olduğu için arkadaşlar hemen gözümüze takılacaktır. Bazı elenmesi gereken noktaları hemen tespit edebiliriz. A şıkkını eledik ama şöyle hızlı bir okuyalım. Fas'ın en önemli turistik şehri kabul edilen, en önemli turistik şehri değil, en önemli turistik şehirlerinden kabul edilen. Buradan da mesela eleyebiliriz. Her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda turiste ev sahipliği yapmaktadır. Diğer ifadeler arkadaşlar yerinde doğru ifadeler. Burada ev sahipliği yapmaktadır ve en önemli turistik şehri kabul edilen bu iki ifadeden A şıkkını eliyoruz.
B şıkkına bakalım. Marrakeş, Fas'ın en önemli turistik kentlerinden biridir ve her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda turist çekmektedir. Bakın burada iki ayrı cümle kurmuş fakat yukarıda tek bir cümle var. Marrakeş, Fas'ın en önemli turistik kentlerinden biridir. Bunu ayrı bir cümle yapmış fakat bu bizim cümlemizde bir sıfat, bir sıla cümlesi. Dolayısıyla ayrı bir cümle yapmamız mümkün değil. O halde B şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. C'yi de eledik. Hızlıca yine bakalım ama Fas'ın en önemli turistik şehirlerinden biri olan, biri olarak kabul edilen dememiz gerekiyor. Bu yıl, bakın bu yıl olmaz arkadaşlar. Her yıl, seneviyen, kulle sene anlamına gelir. Bu yıl ifadesi yanlış bir ifade. Buradan da elemiş bulunduk. Dünyanın her tarafından çok sayıda turiste ev sahipliği yapmaktadır. Burada arkadaşlar bir de yüklemden hareketle C şıkkını ediyoruz. D ve E şıklarına bakalım. Fas'ın en önemli turistik şehirlerinden biri sayılan Marrakeş. Bu ifade tam buraya karşılık geliyor arkadaşlar. Her yıl, evet seneviyen demiştik, her yıl dünyanın dört bir yanından min cemii enha'il alem, bu ifadenin de tam karşılığı var, çok sayıda turist çekmektedir. Cevabımız belli oldu arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Son olarak E şıkkını değerlendirelim. Fas'ın en önemli turistik şehirlerinden olan Marrakeş, bu yıl, bakın yine bu yıl denmiş. Bu ifade yanlış bir ifade. Bu yıl dünyanın her yerinden çok sayıda turist çekiyor. Burada bu yıl ifadesi elememizi gerektiren temel ifade arkadaşlar. Bir de en önemli turistik şehirlerinden sayılan dememiz gerekiyor. Bu ifadenin de karşılığını bulamadık. Dolayısıyla E şıkkını da eliyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar, bu şekilde ilk sorumuzu çözmüş olduk. Şimdi bu cümlede yer alan önemli ifadeleri, kalıp ifadeleri, kelimeleri hızlıca bir tekrar edelim, görelim arkadaşlar. Yuaddu fiili, yu'teberu fiili ile eş anlamlıdır demiştik. Sayılır, kabul edilir anlamına gelir. Muhim, önemli demek ama ehem ismi taftildir. En önemli anlamına gelir. Siyahiyun, turistik anlamındaki bir sıfattır arkadaşlar. Siyahatun kelimesinden türetilmiştir. Sonunda kapalı T olan kelimeler ismi mensup yapılınca, ki ismi mensup yapınca kelimeyi sıfatlaştırmış oluruz. Bir ismi sıfatlaştırmış oluruz. Kapalı T'yi atıp o şekilde arkadaşlar sıfat elde ediyoruz. Siyahiyun, turistik. Tabi yukarıda müennesi kullanılmış. Siyahiyetün denmiş. İstaktabe yestaktibu istiktab. Kutup kökünden türetilmiş demiştik. Bir şeyi kendine çekmek, cezbetmek anlamına geliyor arkadaşlar. Seneviyen ifadesi kulle sene ile eş anlamlı. Her yıl, yıllık anlamına gelir. Mesela usbu'iyen dersek haftalık ya da her hafta ya da şehriyen dersek aylık ya da her ay anlamına gelir arkadaşlar. Bu da önemli bir ifadeydi. Bunun üzerine bazı çeldiriciler kurmuştuk arkadaşlar. Adeden kefiran min, çok sayıda nokta nokta. Buradaki min ifadesini, harficilerini Türkçe'ye aktarmadığımızı söylemiştik. Saih kelimesinin iki farklı çoğulu var. Süyyah ve saihune. Turist anlamına gelir, gezgin anlamına gelir. Ve son olarak min cemii enha'il alem. Dünyanın dört bir yanından ifadesi de arkadaşlar bu şekilde söyleniyor. Şimdi sizlere birkaç ipucu göstermek istiyorum. Temel ipuçlarımız bunlar arkadaşlar. Cümlenin öznesini ve yüklemini tespit et. En önemli nokta burası arkadaşlar. Cümlenin tüm ana öğelerini belirle. Bir isim cümlesinde mübteda ve haber, fiil cümlesinde fail ve meful. Fiil, fail ve meful. Ve daha sonra yapmamız gereken şey arkadaşlar, mübteda, haber, fail, meful bunlar gibi inne ve kardeşleri, kâne ve kardeşleri de isim cümlesinin başına gelir. Onların isimleri ve haberlerini de değerlendirebiliriz. Bunlarla arkadaşlar bu gibi ana öğelerle sıfat, muzafun ileyh, sıla cümlesi, zarf, tekit, bedel vesaire. Diğer ekstraları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor gerçekten. Sonraki maddemiz şu. Ana öğelere getirilen sıfat, muzafun ileyh ve sıla cümlesinin nerede başlayıp nerede bittiğine odaklan.
Bu gerçekten önemli. Bir sonraki maddemiz bir öğe ve ona ait tamlamalar bittikten sonra hemen yeni bir öğenin geldiğini unutma. Ve son olarak arkadaşlar, zarflar cümlenin herhangi bir yerinde gelebilir. Bu mümkündür. Zarflarla cümlenin ana öğelerini, biraz önce saydığımız ana öğelerini birbirine karıştırmayalım. Değerli dostlar, ilk dersimizi, ilk soru tahlili dersimizi bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.